Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber kedilerde aşılamayı konuşacağız. Yavru kedilerde ilk aşılamalarımız nasıl oluyor? Öncelikle iç ve dış parazitlerin öneminden bahsedeceğim. İç parazit uygulaması ve dış parazit yani pire ve keneler için uygulamasının mutlaka yapılmış olması gerekiyor. İç ve dış parazit uygulama bir aşı değil, bir ilaçlamadır. Mutlaka veteriner hekiminizden takibini yapın. Yani iç parazit mutlaka en az 3 kere yapılması gerekiyor. 1. gün, 3. gün, 7. gün ve 3 hafta sonra tekrarının olması gerekir. Daha sonra da tabii ki de ilk günü pire ve keneler için mücadelesi için damla uygulanması gerekiyor. Bundan sonra aşıları konuşacağız. 2 aylık olan anne sütü almış ya da almamış fark etmez. 2 aylık olan bir yavru kedi ilk aşılama için hazır demektir. İlk başta karma aşı yapıyoruz. Karma aşının içinde 3 tane etken maddesi var. Kaliservirüs, pandorokopeni ve herpesvirüsler. Rhinotiritis ile ilgili viral etkene karşı koruyor. Bu aşılamanın en az minimum aslında 2, maksimum 3 doz yapılmasını öneriyoruz. 21 gün aralıklarla 2'şer doz olacak. Bu tatlışlar da bugün dozlarını yaptık. Bir de kardeşi var. Yuva arıyorlar bu sarı tatlı çocuklar. Bir de size tırnak kesiminden de bahsedeceğim. Bakalım şimdi hava yardım etsin, tırnağı nasıl keseceğiz. Şimdi bakın şurada tırnaklarını iki parmağımızın arasına aldığımızda böyle patileri çıkıyor. Şimdi bakın parmağını şöyle sıktık. İki parmağımızın arasına aldık patisini. Uçlarından yavaşça kesiyoruz. Yavaşça. Bu şekilde. Tabii biz bunu çok hızlı kesiyoruz. Biraz daha yavaş kesmeye çalışalım. Mesela tek kişisiniz. Şimdi bir kişi yardım etti. Arkasından tuttu. Tek kişiyseniz de böyle bir masaya alın. Koltuğunuzun arasında şu şekilde sıkıştırın. Patisini elinizin arasına alıp iki parmağınızın arasında şöyle sıkıştırıyoruz. Sıkıştırdığımızda tırnağı gözüküyor. Ve buraları güzelce kesiyoruz. Evet. İlk aşıların bu ilk iki karmadan sonra kuduz aşısı yapıyoruz. Ama kuduz aşısı yapılması için mutlaka 3 aylık olması gerekiyor. Bir de lösemi aşısı var. Eğer dışarı çıkan ve çiftleştirecek kedilerse mutlaka lösemi aşısı bir FLV testi yapıldıktan sonra yapılmasında fayda var. Çünkü lösemi aşısı biraz ağır olabiliyor. Yine lösemi aşısı da 2 doz şeklinde 21 gün aralıklarla mutlaka yapılmalı. Biz kliniğimizde daha çok karma ve kuduz aşısı yapıyoruz. Daha detaylı bilgiler için yorumlar kısmına sorularınızı sorabilirsiniz. Aşkım.